Merhaba Sibelius kullanıcıları. Bu videomuzda eğlenceli bir işlem yapacağız. Ekranda gördüğünüz şurasının koparılmış olduğunu görürsünüz. Bu işleme biz split diyoruz. Bir Sibelius müzik programında nota yazdığımız zaman bu şekilde bu arayı kesmeye split, yani kesmek, bölmek ve ayırmak anlamında kullanabiliyoruz. Bu nerelerde kullanılır? Mesela bir öğrencilere nota yazarken, aralara bir şey yazarken, ondan sonra veya başka bir ikinci şarkıyı buradan başlatırken ya da senyo, da capo gibi böyle tekrar işaretlerine tam böyle öğrenciye hatasız çaldırmak isterken. Yani şöyle, şimdi baştan müzik çaldığı zaman, böyle geldiği zaman öğrenci burada kopukluk görünce en azından buraya devam etmeyecektir ve şuradaki tekrarın buraya döneceğini görecektir. Sonra da şu koda işlemlerini yapıp bitirecektir. Fine'a kadar gelecektir. Bu çok kolay bir işlem. Ancak ufak tefek anlatımlar var. Onları yaptıktan sonra ne kadar kolay ve güzel bir işlem olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben baştan müziğimizi çaldıracağım. Şu senyo ve kodaların işlemlerini bir görelim. Ne işler yapıyormuş onlar. Evet, buradaki işaretlerin anlamları gördüğünüz gibi müziğin trafiğini değiştirdi. Şöyle kısaca anlatayım. Baştan geliyor, birinci senyoyu görüyoruz ve onu hemen işleme koymuyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü onun ikincisini bulmamız lazım. Geliyoruz. İkincisi de burada. Bu ikincisini görünce birincisinin olduğu yere dönüyoruz. Yani birinci senyo neredeyse oraya dönüyoruz. Sonra yani başa dönmedik mesela, bakın burada buraya döndük. Sonra devam ediyoruz. Koda karşımıza geliyor. Aslında başta da koda karşımıza gelmişti. Fakat bu kodalar da capo, senyo gibi böyle bu işaretlerle birlikte beraber çalışıyor, kullanılıyor veya çalışıyor diyelim. Şimdi birinci çalışta buraya kadar geldik. Dönüşte bunların işlemlerini yapmamız gerekiyor. Bu ne demek? İki ölçü arasını hangi ölçülerdeyse makaslamak demek, kesmek demek. İki bölüm ya da. Yani şu beşinci ölçüden dokuzuncu ölçüye kadar olan bölümü makaslayıp kesecek ve devam edecek, bitirecek. Zaten o yüzden split işlemini burada kullanmamız gerekiyor. Kesildiğini görmek için. Yani kodanın anlamı ikinci tekrarında senyo ya da da capo gibi işlemlerin İkinci tekrarında işlem yapılması demek. Kesme, arayı kesme ve çıkarma olarak düşüneceğiz. Ve müzik programı bunu bu halde çalıyor. Biz de işte işimizde kullanmış oluyoruz. Fakat bazı ufak tefek ayarlarımız var. Yani bu işaretleri buraya koyunca hemen kendinden otomatik çalmıyor. Onun bazı yapacağımız ufak tefek ince ayarlar var. Onları yapacağız. Şimdi ben orijinal haline getirdim. Yani hiç koparmadan, buraya split işlemi yapmadan normal işte senyorları ve kodaları koyarak buraya da fine koyduk, bitiş yeri. Şimdi burayı nasıl böleceğiz onu anlatacağım. Çok kolay ve çabuk bir işlem var. Şöyle yapacağız. Şimdi buradaki ölçünün üstüne tıklıyoruz. Ve ölçü çizgisi renk değiştiriyor. Bakın şunlar siyah, bu değişti. Mor bir renge geldi veya mavi de olabilirsiniz bilgisayarınızda. Üstüne tıklıyoruz. Sonra tabii neden buraya tıklıyoruz? Burayı keseceğimiz için. Eğer burayı kesseydik buranın üstüne tıklardık. Nereye keseceksek oranın üstüne tıklıyoruz. Şimdi ben burayı keseceğime göre, 9. ölçüyü keseceğime göre tıklıyorum. Sonra layout'a geliyorum. Layout sayfası. Oradan şuradaki 1x ya da format, formatın yanında bazı bilgisayarlarda Sibelius formlarında format içinde olabilir. Burada sayfa düzene göre onu ayarlarız, bakarız, buluruz. Veya bulamazsanız buraya split yazarsınız.
Çıkar zaten. Bakın burada split bar, kesme falan diye çıkıyor. Arama yerine. Şimdi bu split zaten üstüne bakın. Ölçüleri kes. Ortadan ayır gibi bir işareti de var. Buraya tıkladığımız zaman ne diyor? Ha, evet, şeyi seçmedik. Üstüne tıklayalım. Tekrar bakın, layout'tan split'e geliyoruz. Tıklıyoruz ve anında hemen kesiyor. Sonra bu kestiğimiz yeri de tekrar çift çizgi yapıyoruz. Bölüm bitmiş oldu burada. Ve bu işlemi yapmış olduk. Yani görüntüyü halletmiş olduk. Şimdi nasıl çalması gerekiyor, ona bir bakmamız lazım. Bir çalıyor mu bakalım şimdi baştan. Önce bir çalıp çalmadığını kontrol edelim. Şuradan transportumuzu açalım. Şimdi ben ayar yapmadığım için normal baştan sona kadar çalıp bırakacak, şu işlemleri yapmayacak. Onu da şimdi ayarını göstereceğim. Birinci senyi gördük. Kodayı da gördük. Bir şey yapmıyoruz. İkinci senyi gördük. Evet. İkinci senyi gördük ama bire dönmedi. Döndüremedik çünkü kendi otomatik daha ayar yapmamış oldu. Biz bunu onunla işte diyeceğiz ki sen yo, gel bir buraya dön. Sonra buradan devam et. Ha, koda senden vardın. İyi, o zaman sen arayı da çalmıyoruz biz. Kesiyoruz, kopyalıyoruz. Kesiyoruz, koparıyoruz. Sonra 9'a gelip buradan da 10'a kadar bitiriyoruz dememiz lazım. Şimdi bu işlemi bir videomuzda da anlatmıştım. Burada da anlatmam gerekiyor. Çünkü ayar yapmak durumunda. Şimdi bunda play sayfasına geliyoruz. Burada repeat kısmı var. Buraya basıyoruz. Evet. Bakın otomatik olarak playback'leri çal demiş. Yani çal diyor ama da capo senyo ya da da capo jump, yani zıpla diyor. Ama da capo senyo da yapıyormuş o işlemi. Biz sadece normal senyo yaptığımız için bakın bunları otomatik olarak yapmadı. Ama çaresiz değiliz. İçine elle de müdahale yapmışlar. Bakalım manuel olarak tekrarları çaldırır kısmı var. Şimdi burada 10 ölçü var. Bakın. Birden 10'a kadar 10 ölçü var. Zaten burada da diyor ki birden 10'a kadar hepsini çal. Ama biz öyle çalmayacağız. Önce birden 8'e kadar çaldıracağız. Demek ki 8 olacak. Virgülle ayıracağız. Şimdi 8'den nereye gidecek? 3. ölçüye gidecek. 3 tire sonra 4'ü çalacak. Peki 5'i çalacak mı dönüşte? Yok, çalmayacak. Çünkü kodadan bu koda atlaması lazım. O zaman ben 3 ile 4'ü de buraya yazacağım. Virgül. Sonra şurada 9 ve 10'u 9 ve 10'u çalmasını sağlayacağım. Çünkü 5, 6, 7, 8'e kadar artık orayı makasla da kestik yani. Makasla. O zaman benim işime yarayacak 9 ile 10'u. Buraya da 9 tire 10 diyoruz. Şu anda işlemimiz, ayarlarımız tamam. Bir de bize ne desin bakalım şöyle bir. Evet. Şu anda işimizi yaptığı gibi göründü. Tamam. Şimdi bir çaldıralım. Acaba tekrar istediğimiz komutları yerine getirecek mi? Döndü. Evet, makasladı. Kat yaptı. Yani kesti, makasladı ve 9'a atlayarak benim istediğim kafamdaki trafiği orada yapmış oldu. Gördüğünüz gibi bu işlem bu kadar kolay. Şuraya da ben yazdım nasıl olunduğunu. Tekrar bir daha anlatayım şöyle. Yani bu işi öğretmeden bırakmıyoruz biliyorsunuz. Seçilen ölçüyü bölme, yani split, ayırma işlemindeki adımlar. Şimdi ölçü çizgisine tıkladık. Sonra layout'tan buradan hop split'ten formatın içindeki split, buraya
Split system diyelim. Formatta da bazı bilgisayar, bazı menülerde Rex de diyebilir. Ben direkt Split yazayım. Evet, Split sistem ya da fark etmez. Bu kelimeyi bulduğumuz zaman zaten bize bölme işlemi yaptıracaktır. Bu iş bu. Şimdi bir de böyle split yaptık ama hocam burayı tekrar bir daha yapıştırsak. Yani ben bunu istemiyordum ama böldüm. Şuradan falan devam edeceğim veya buraya koysaydım keşke falan dediğimiz zaman onu ne yapacağız? Onu da anlatayım. Bakın ona da join diyoruz. Join katılmak, işte yapıştırmak, birleştirmek, işte iki grubu birleştirmek gibi anlamı var. Burada da iki tane ölçüyü, bu aradaki köprü biliyorsunuz kesilmiş, koparılmış, yıkılmış yani köprümüz. Buraya split diyorduk. Ama şimdi biz burayı komple yapıştıracağız. Yani tekrar eski haline getireceğiz. Tabii Ctrl Z'ye basıp oradan gelebilirsiniz. Yani onu düzeltebilirsiniz ama biz öyle yapmayalım. Yani direkt yapıştırma işini yapalım. Hepsini tıklıyoruz. Bakın bütün ölçüleri seçin. Karalayın diyor. Shift işte tıklayarak yapabilirsiniz. Şöyle Shift tıkladığım zaman hepsini seçer ya da ölçü ölçü bu şekilde Shift'e basarak, sol elimiz Shift'e basarak yaptık. Şimdi bunu seçtik, karaladık. Sonra Home'a geliyoruz. Bakın burada Home var. Home sayfası. Oradan Join. Şöyle bir zaten izolabant gibi bir işaret var. Bakın Join. Yani burayı yapıştır. Bakın burada da Split var. Kes, yapıştır. İşte ekle, sil. Bunları kullanabiliriz. Buna bastığımız zaman bir pencere çıkıyor. Merge bars. Burada da birleştirme ölçü, birleştirilen ölçüler. Şurayı restore edeceğiz. Yani yeni ölçü rakamlarını verecek. Burada da ölçü çizgilerinin modelleri. Mesela hiç ölçü çizgi istemeyebilirsiniz. Normal şu standart bizim ölçü çizgilerinden olmasını istersiniz. Ya da dashed dediğimiz ve nokta nokta kesik kesik yapabilirsiniz. Veya çift çizgi yapabilirsiniz. Böyle üstünde tik olur ya da kısa. Mesela ben şu çizgiyi bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl oluyor. Evet bakın birleştirdi ve çizgi. Peki bunu ben bir de şöyle geri alayım. Bir daha yapıyorum. Aynı işlemi hem de tekrar etmiş oluruz. Home sayfası açık zaten. Join'a basıyoruz. Dashed yani nokta nokta. Ben diyorum ki hayır normal istiyorum. Hop. Evet normal hale gelmiş oldu. Buna da join diyoruz. Tabii bunun split'li kullanmak, yani şu işaretler varsa eğer split'le kullanmak daha mantıklı. Çünkü yani gözümüzde oraya gelince yani karmaşa yaşamıyor birden. Nereye dönecektim, nereye atlayacaktım? Direkt zaten sen oradan geldiğin zaman hemen diyor ki tamam ben bu arada kopardım, köprüyü kopardım, geçiş yok. O zaman sen yöne dön. Tekrar dönüyor, geliyor. Kodayı görüyor ve kodadan hop aşağı hoplayıp buradan devam ediyor. Bu şekilde kolay bir işlem yapmış oluyoruz. Çok da güzeldir. Ben bütün ölçüleri böldüğüm bile oldu bazen denemek için bunu ilk öğrendiğimde. Hepsini bölüyordum ne güzel bölünüyor falan diye. Siz de böyle bir iki boş sayfalarda deneme yaparsınız. Sonra karşılaşabilirsiniz. Çünkü yabancı şarkılarda falan çok olur böyle. Ya da böyle buraya yazacağınız bir şey olabilir yani bir öğrenciye. Ya da mesela burasına kadar kemancı çalar, şuradan sonrasında flütçü çalar. İşte orada bir sus olur, es olur ya da ikinci şarkıcı girer. Bunları da oraya yazarak böyle bir uyarı halinde de kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tekrar hoşça kalın.